Kares Alışveriş Merkezi'ne gelişinde partililer tarafından ayakta karşılanan Efkan Ala'nın yerini almasıyla toplantı başladı. AK Parti İl Başkanı Mahmut Poyrazlı'nın yaptığı konuşmadan sonra kürsüye gelen İçişleri Bakanı Ala, önce Hakkari'de şehit olan 3 jandarmanın yüzleri kapalı ve korkak kimseler tarafından şehit edilmesi olayı nedeniyle yakınlarına ve tüm ülkeye başsağlığı diledi. Dün alçakça bir saldırıyla 3 jandarmamız Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde alışverişe çıktıkları bir sırada yüzleri kapalı, böyle korkak kimseler tarafından, teröristler tarafından saldırı düzenlenerek şehit edilmişlerdir. Kendilerine izin verirseniz sizlerin adına da Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'nin iki temel konusu olduğunu ve bu iki prangayı söküp atmak gerektiğini belirten Ala, bu iki konu üzerinden sürekli düşman üretildiğini söyledi. Birisi, milletimizin 77 milyonun zihnini meşgul eden, zihnine pranga vurmaya çalışan din ve vicdan özgürlüğü. İki temel ana aks üzerinden bu statüko sürekli düşman üretti. Sürekli düşman üreterek onlarla mücadele edip ya da mücadele ettiğini göstererek kendi lüzumsuz varlığını devam ettirmeyi bir politika olarak bizim önümüze koydu. Ala konuşmasında Türkiye'de yakıp yıkma olaylarının sonucundaki mali kaybı yakıp yıkanlardan alacaklarını vurgulayarak bunun için meclise yasa götürdüklerini belirtti. Peki molotof mu atıyorsun sen? O zaman molotof için yapmamız gereken düzenlemeyi meclise götürüyoruz. Esnafımızın malını mülkünü mü ateşe veriyorsun? O zaman hemen biz gönderdik, şu anda gönderdik. O paraları ödüyoruz. Ama sizden de bu vandallığı yapanlardan da fitil fitil onları alacağız. Onun yasasını da meclise götürüyoruz.